Sırf. Ellek bunlar. Buraya mama koymuşlar. Yani yaş mama ya. Dökmüş. Onu yiyorlar. Yaş mama. Evet. İyi mi diyorlar? Yani orada dursa ceza yemez. Günaydın güzel insanlar. Herkese merhabalar. Selam. Bu arada arkadaşımızın bir tanesi bizi Hollanda'dan izliyor. Daha önce yazmıştı. Bir iki video önce. Berin abla ne olursun böyle kameraya yakın bir şekilde girip Hollanda'ya selam söyler misin demiş. Şu şekilde mi acaba diye düşünüyorum. Hollanda'ya çok çok selamlar. Bu arada herkese, hepinize çok çok selamlar. Antalya birkaç gün çok soğuktu. Aşırı rüzgarlıydı ve haberlere de çıktı. Muhakkak hepiniz de seyretmişsinizdir. Fırtına. Ne sera kalmıyor. Ne laf falan kaldı. Evet. Belek tarafında mı? Ay ne tarafa gidiyorsun? Ben buradan gidiyorum, sen oradan gidiyorsun. Yani çok aşırı soğuktu. Ne dışarıya çıkabildik. Zaten eşim hafif kırgındı. Öyle olunca hiçbir şey yapamadık. Bugün de hava çok güzel. Antalya'da. Gel dedim hadi evet. Kendimiz dedik bir güneşlenelim, dışarıya çıkalım. Şöyle dedik bir etrafı görelim. Gözümüz gönlümüz açılsın istedik. Herkes yazıyor. Türkiye genelinde Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir işte bizi her nerelerden seyrediyorsanız aşırı soğuk olduğunu ve kar başlangıcını yazan arkadaşlarımız çok. İnanın sizin oralara kar yağıyor. Burada evet soğunu ayazını inanın biz çekiyoruz. Yani kar yağsa bu kadar soğuk olmaz. Diyor adam kar yağınca hava soğuk olmaz diyor. Kimse öyle dönem bunu diyor. Adam durmuş karda. Hayır bir tanesi demişim şeyde Antalya hakkında diye bir site var. Biz hepimiz onu takip ediyoruz. Antalya'da olan biten bütün böyle iyi kötü kaza ya da daha türlü olayları oradan takip ediyoruz. Mesela bugün sabah orada şey yayınlamış. Antalya Konya altını aşağı inerken varyant var ya. Evet. Varyantı böyle Antalya'ya hani kar yağmış gibi göstermiş. Kim demiş Antalya'ya kar yağmıyor. Yağmıyor ama soğuğunu neden biz çekiyoruz diye. Öyle bir yayın. Bir senede bir kışta 2-3 gün soğukta çekelim. Evet. Ya bu böyle oluyor zaten genelde. Hani ilk kar yağmaya başladığı zaman aşırı derecede burada çok bir soğuk oluyor. Birkaç gün sürüyor bu. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi günlük güneşlik etrafımızda yine böyle kimisi tişörtlü, kimisi kazaklı, kimisi hırkalı, kimisi montlu. Her çeşit böyle giyiniyoruz kıyafetlerimizi. Antalya'nın şöyle güneşli, güzel yerlerini sizlere göstereyim. Esintimiz de yok. Ne güzel. Güneş gıdamızı da böyle alıyoruz D vitaminimizi. Bol bol. Hem yürüyüş yapıyoruz. Hem güneşleniyoruz. Ama yazdan da güzel şu hava. Evet, gittiğimiz yerler yine gezmek için, yürümek için hep aynı yerler. Cumhuriyet Meydanı, işte kale içi, Güllük. Gülistanlık. Güllük. İyi getirdin arkasını. Güllük, Gülistanlık geziyoruz. Evet. Gittik hava ama gezip de. Evet. Bildiğimiz yerler. Hep kaç gündür evdeydik. Şöyle bir çıkalım deyince. Yani dediğin gibi yani mecburiyet. Bazı yerlerde mecburiyet caddesi var dediğim şey. Cumhuriyet Caddesi'ne hani gezecek yer yok diye. Ha mecburiyet orası mı oluyor? Yok Antalya'da aslında gidebileceğiniz çok yer var. Yürüyüş yapabileceğiniz çok yer var. Ama bizim tercihimiz buraları. Arana çok trafik yerde yok. Yürüyüş yapabiliyorsun. En güzel de trafiğe kapalı olması. Evet. Önceden burası trafiğe açıktı. Evet. Çok önceden. Ben de biliyorum. Ama insan zamanla buranın nasıl bir trafiğe açık olduğunu unutuyor. Şu boş yeri biliyor musun? Burası neydi? Koca bir bina vardı. Ha evet. Tamam binası. Biliyorum. Evet orası. Antalya Valiliği'ydi. Yıkılır diye yıktılar orayı da. Bir de arabi geliştirdiler. Yarım saatte bir gelir. Evet. Şuradan şöyle. Herkes atmış kendini dışarı. Atmış vallahi ne güzel bak o. Selfie insanlar. Herkes selfie yapıyor. Evet bu havanın tadını çıkartıyorlar. Herkes değerlendiriyor.
Şuradan şöyle bir aşağıya bakalım. Deniz manzarası. Bence harbi güzel bir yer. Tabii çok güzel bir yer. Bak Bulgaristan'da Nesebar diye bir yer var. Kale içinin böyle 1/3 kadar. Bizim kale içimiz çok büyük. Yapılar falan birbirine acayip benziyor. Yani birebir aynı diyebilirim. Gerçi önceki videolarımda Bulgaristan'da Nesebar'a gittiğim zamandaki videoları seyreden arkadaşlar varsa bilirler zaten. Yapılar birbirine çok çok benziyor. Ama yes. Buradan deniz gözükmüyor yalnız bu arada. Az ileride gideceğiz. Az o tarafa ya, gitmemiz lazım. Evet, olabilir. Topar bugün de halk günü. Halk günü. Evet. Bir halk günü fiyatlar ucuz oluyor. Ucuz oluyor. Haftanın bir günü halk günü oluyor. O gün de ucuz oluyor. Ya çay, kahve ne içersiniz? Belediye personeli de yani çok satış yapacağım derdinde değil. Bir çay istiyorsun. Allah kerim ne zaman gelirse. Ama çok kalabalık bir yer. Çay da güzel ama. Ya buranın çayı çok güzel. Ondan sonra oturmuş olduğunuz masalar böyle kenarı tarafta bulabilirseniz eğer yoğunluktan dolayı. Deniz manzaralı. Görseli çok güzel. Limanın üstünde kale çizim. Ücreti evet. Ücreti diğer kafeteryalara göre uygun. Belediyeye ait olduğu için. Burası her zaman dolu. Güzel bir yer bulmak çok zor. Bak şuradan gösterelim. Nasıl kalabalık. Her zaman. Gördün mü? Yağmurda soğuktuğunu kalmak. Yani köşede bir yerde yer bulamayız gibi geliyor bana. Ama yine de oturacak bir yer buluruz inşallah. Buranın kuşburnu çayı çok güzel oluyor. Ben onu seviyorum. Ama genelde de eşim çay, ben kahve ya da kuşburnu içerim buraya geldiğim zaman. Manzarasına hiç bakma. İlk boş bulduğumuz yere oturalım. Öyle çünkü şu anda manzaralı masa bulmak imkansız. Ama şurada bayanlar kalkıyor bak. Kalkıyor ama birisi başında bekliyor. Gördün mü? Yer bulmak ne kadar zor burada. Alıcı kuş gibi. Evet. Şöyle. Dolaştık ama hiç boş masa yok. Dop dolu. Selfie de biz yapalım mı? Yapalım. Buradan bir selfie yapacağız şimdi. Dur. Şimdi arkadaşlara şuraya bir görüntüyü alayım. Ondan sonra hemen selfie yapalım. Gözlüğümü takayım mı? Bir gözlüklü bir gözlüksüz. Nasıl çıktığını bilmiyorum artık. Ay gözüme de güneş vurduğu zaman kısıyorum. Hatta gözlüğümü artık takayım. Şöyle. Ay. Ne var? Çıkırım diye de bir masa var. Bak menü var üzerinde. Ama evet bu aşağıda restoran var bak gördün mü? Restoran burası akşam açıktır. Girişi. Bazı restoranlar sadece akşam... Aa, bir şey söyleyeceğim. Su geldi bana. Valla hiç bulut yok havada. Başka bir şey gelmez. Su... Valla bilmiyorum. Sanki su gelir gibi oldu. Bana mı öyle geldi? Gökyüzünde de kuş da yok. Talih kuşu falan mı geldi diyeceğim ama. O talihsiz kuş aslında. Bir de onu talihle iyi oturuyor. Yani o kadar şeyin içinde kafana bilmem ne yapması talih mi olur? Talihsizlik bence. Öyle derler ya ne bileyim. Yüksel biz oraya gidesiye kadar. Öteki amca oturur. Evet başkası oturur. Çünkü masaların hemen acaba hemen başlarına yer, böyle bekleyenler de var. Gel gidelim olmazsa başka bir yerde de içeriz ya da otururuz. Bir bakalım. Mesela güzel. Ben yazın birkaç defa yani sıcaktan demden yaz, evet diyor. Oturulmaz. Kışında kışın, çok soğuk. Yağmurda şurayla soğuktan oturulmuyor. Evet. Şu anda tam zamanla. Burada kahvaltı da var. Menüler de var. Her şey var burada. Evet. Tophane'de tam dönüyorduk. Baktık Mosa'nın bir tanesi boşaldı. Oturduk, çayımızı kahvemizi içtik. Arabamızı park ettiğimiz yer ışıkların biraz daha en son caddesinin bir arka sokağında. Oraya doğru yürüyoruz. Bu arada şöyle ara sıra mağazalara bakıyoruz. Çay 5 lira. Çay 5 lira. Tophane Çay Bahçesi'nde. İlk üç ayında 5 lira. Az tarafında belediyenin lavabosu var. 15 lira. Ay bunu bir kere daha konuşmuştuk değil mi? Ama konuşma da kırmızı. 3 tane çay içiyorsun 15 TL, bir lavaboya giriyorsun 15 TL. Bu soğuk kış gününde güneşli sıcak Antalya havasından bir nebze içinizi ısıtabildiysek eğer Antalya sokaklarında ne mutlu bize. Sizlerle beraber hep beraber dolaştık. Birazdan eve geçeriz. Evet. Ecin. Gidince kadar kerimes bitmiş. Evet. Çok güzel kermesler yapıyorlar. Okulda bizimki
Ejderin okulunda kermes biraz... Biraz zayıf. Zayıf. Yani aslında şöyle söyleyeyim, biraz zayıf derken bizim sınıf öğretmenimiz biraz bu konularda azıcık zayıf mı diyeyim, ya da Ejderin sınıfındaki bayanlar biraz bu konuya şey değiller, istekli değiller. Tabii ki. Yani 2 senedir, 3 senedir ben bir şeyler hep yaptım, götürdüm. Ve inanır mısınız, benle beraber bir bayan daha vardı. 2 kişi yaptık, o kadar. Diğer sınıf nerede? Yok. Ben de dedim ki Ejine, annem ben yapıyorum her sene. Ama bir türlü benden başka yapan yok anneciğim. Ben dedim bu sene dedim ha, şey yapayım, parasını vereyim. Ne kadar para istiyorlarsa onu vereyim dedim ben. Tamam anne dedi o da. Hatta biz kermese destek amaçlı eşimle beraber gidelim demiştik. Ama tabii kermes o saatte bitti. Yani biz yetişemedik kermese. Öyle olunca... Ya ben bizim bir şey diyorum. Arkadaşlar bazen çocuklarına yazın. Sen gittiğin zaman denk gelir de. Şişler yapıyor kadınlar. Çaylar, evet, evet, evet. Gözleme yapanlar var. Güzel oluyor da bizim sınıfımızdaki evet. Veliler biraz bu konuda gevşek diyeyim artık. Ben çalışırken falan bile böyle hep şey yapardım yani, yapardım bir şeyler, gönderirdim. Kek, börek, artık hani bana ne düşüyorsa. Yazılıyordu derin suyun sınıfında mesela aynen derin su kermeslere katıldığı zaman okul döneminde çalışıyor olsam da hep şey yapardım. Yapardım yani, gönderirdim bir şekilde. Evet, biz duyarlıyız o konuda. Çok duyarlıyız ama baktım bu sınıfta duyarlı olan veliler yok. Tek başıma ben gidiyorum, standın başında duruyorum. Böyle garip bir şeyler oluyor. Dedim anneciğim sen öğretmenine söyle. Ben dedim artık parasını göndereyim. Burası çok sessiz, sakinleşmiş değil mi? Şurada pedevi vardı. Evet ha, biliyorum. Duruyor hala bak karşıda. Gördün mü? Tamam. Bak ne güzel ilgileniyor belediye. Belediyenin kapları var. Evet. Bir kap, bir. Bir kap mı? Bir kap mama. Aynen. Ta büyük önce burası patmışlar. Öyle mi? Ve sadeleştirmişler. Sanki ben bu kadar diye hatırlıyorum ya. Hayır, şu kenarı boruydu. Öyle de vardı. Koku yapıyoruz o zaman. Çok o şey vardı. Battaniye şey biraz sakinleştirmişler. Sadeleştirmişler. Gel. İki tane mama. Şey bak yani, dışarıda var kedi, bak bir tane gördün mü? İçeride var mı kedi? Var, sarı bir kedi var. Ben göremedim ya. Bir şey yalıyor da ayağını yalıyor orada. Şey örtüyü yalıyor ya. Ben de dedim yavrusu mu var? Olabilir belki, bilmiyorum ki. Bak bir tane de dışarıda var burada, gördün mü? Dışarıda ayrı mama koymuşlar. Su da var, ne güzel. Bak. Aç kalmıyorsa geçer. Aç kalmıyor burada, kedi evet. Güvenli. Aynen. Önceden daha çok kedi var gibiydi sanki. Aa yavrusu var Yüksel. Aa bak ben görebiliyorum buradan. Gördün mü? Bak küçücük bir yavrusu var. Evet gördüm şimdi. Yani bir tane gördüm ben. Başka var mı? Büyük mü? Ne bileyim gözüme küçük gibi. Onu yalarmış ya orada. Ay Allah'ım yatmış o da oraya, ne güzel. Merhaba. Merhaba. Bir tane yavrumuz var, verelim. Aa evimizde kedimiz var. Kedimiz var, sağ olun. Bakıyoruz. Evet dışarıdan ya. Kedilerle seviyoruz. Siz de dışarıdan mı ilgileniyorsunuz? Gönüllü. Gönüllü mü ilgili? Gönüllü ilgileniyorum. Sabah güzel. Geliyorum, yemek veriyorum. Ay Allah razı olsun sizden. Bak, açtığımızda mamalara bak sabahtan beri. Vallahi ne güzel. Her yerde var, kendim bir şey yapmıyoruz. Emekli maaşımı alıp gelip yedirip içiriyorum. Çünkü bunlar hepsi evden atılma kediler. Belediye şey destek vermiyor mu? Belediyenin koyduğu mamayı dahi yemiyorlar. Yemezler. Ha, haliyle alınan mama ya. Kaliteli değil. Kaliteli mama. Bunlar evden atılma kediler. Evet, öyledir. Doğru. Şu ıslak mamaya düşkün. Bak, açtıklarımı açtıklarınızı, evet. Evde ilgileniyorlar. Sıkıldın mı? Ne yapalım? Burada bakıyorlar. Hemen buraya getirelim. Evet. Kötü bir düşünce. Evet. Bizim var. İki tane var. Hem de. Kolay gelsin size. Yavru şurada herhalde belki de. Halının altında mı ki? Mama vardır belki de. Ha, şey, bayanın. Olabilir. Yok bence orada yavru var ya. Kedi var. Ha kedi var. Annesi emziriyordur belki de. Ne güzel bak şeye de koymuş. Tıslar şimdi de.
Bu kedi yabancı olduğu için bizi tırmalama ihtimali çok yüksek. Evden bırakıp getirilen kediler. Evet ya. Kadın ne diyor? Emekli maaşını diyor buraya bağlı. Ama Antalya'da böyle hanımefendiler çok. Çok var. Çok seviyorlar. Kediyi, köpeği besleyen hanımefendiler çok. Sen merak ettin, bakacaksın herhalde yüksel ha? Dayanamadı, çok sever. Yavru kediyi. Koca kedi mi var? Üşümesin diye. Bunlar sarılgızgan değillerdir. Bence yavrusu vardır gibi geliyor da. Neyse. Bak dayanamayacak şimdi. Aç bakayım. Uyuyor. Yavrusu var mı? Yok. Ha, bu değil o. Sizde bir tanesi yavrulamış. Kim? Burada. Orada. Yok yavrusu. Var da annesi yok. Annesi yok. Ha, evde herhalde. Hanımefendinin evinde herhalde. Hayır şey. Yavru getirip bırakıp gitmişler. Evet. Yavru. Yazık. Vaziyet ben onu anladım. Olabilir. Burada kazı çalışmalar vardı en son seninle. Ne aşamada bir bakalım. Gel bir bakalım evet. Evet eve gidelim. Kadın arabasıyla gördün mü yüksel? Bagajı bagajın arkası şey mama dolu. Bunlar da grupları var. Bu hepsini kendisi almıyor. Ay hanımefendinin tuttuğu altın olsun. Bu soğuk havalarda sokakta yaşayan hayvanlarımızın böyle 5-6 saate bir beslenmesi lazım. Burada da beyefendiler var mı? Şu en köşeden bakalım mı? İster misin? Şuradan en köşeden bakalım mı? Şuradan. Cam yapmışlar. Bayağı bir ilerleme var. Ben gittiğim zaman şu camlar yoktu. Sadece kazılar vardı. Burası tam kapatıp üzerinde dolaşabileceksin. Evet. Güzel olmuş. Bence yeşillikli park gibiydi burası. Bir antik şehrin altında ama şimdi üstünde geziyormuşuz da haberimiz yokmuş. Gördün mü? Antalya'nın neresini kazsam böyle çıkar artık. Evet ya. Gel bir de şuradan tekrardan denize bakalım. Ha? Halka bence bu sene açılır mı yaza doğru? Çok açılabilir. Diş fırçasıyla kazıyorlar. Evet. Arkeolog olmak da çok zor. Dondurma mı? Sen iyileştin kendine geldin. Dondurma mı yesin yani? Aa buraya kadar. Topları buraya almışlar bak. Gördün mü? Evet toplar o tarafta yine. Şuralarda merdivenler var. Şu karşıdan geldi tophanede gözüküyor. Evet. O beyaz şeyin üst tarafı. Ay, deniz ne kadar güzel sanki. Konun altında bile insanlar gözüküyor. Girenler var. Evet. O şimdi birazdan Antalya hakkında ya düşer denize girenler varsa eğer. Yok yok düşmüş sabah gösteriyor. Antalya'nın bir yerinde kar bir yerinde denize girenler var diye haber atarlar. Gel hadi gidelim artık. Kale içinden mi çıkalım yoksa geldiğimiz yerden mi? Şuradan gidelim. Araba bu tarafta değil mi? Yani şuradan gitsek yol uzar. Eve dönüyorduk. Derin su. Evet anne beni alır mısınız dedi. 2000 plazanın oradan. Derin suyu da aldık. Artık hep beraber eve geçeceğiz. Yine kırmızı yandı. Yine kırmızı yandı. Ben akşam uğruyorum. Sabah bir tanesi. Bugün sabah mıydı? Derin su. Önümüze yavaş yavaş geçen gidiyor. Geçen gün. Ay nasıl sinir etti. Bomboşuz. Onun yüzünden iki defa ışıkta bekledik. Her sabah bir işi götürüyor. Trafiği bozuyor. Nasıl geçti kızım? Nasıl geçti işin? Aynı. Çalışıyoruz işte. Çalışıyoruz. İyi. Dişinin ağrısı geçti mi? Geçti ya. Ağrısı kalmadı. Geçen gün çok ağrıyordu. Çektirdik. Çektiler. Yani çektiler. Neden çektiler? Yani derin suyun diş yapısı biraz zayıf. Benimki de zayıftır ama onunki benden de zayıf herhalde. Eşimin diş yapısı biraz daha kuvvetli. Benimki aslında çok kuvvetli olması gereken. Yani hep süt, yoğurtla beslenen ineğimiz vardı zamanında. Evet. Ona rağmen. Ama sen ona bakarsan derin su da hep yoğurt tüketti. Ah, evde yaptığımız biz yoğurtlardan tüketti hep. Her günde yer kemik yapısına göre değişiyor. İşte o yaşlardayken derin suyun ağzına böyle birkaç tane, dört tane kadar hatta unutmuyorsam o yaşındayken kanal tedavisi yaptırmıştık biz. Bakar mısın? Bak ta yıllardan sonra yüksel. Oo kaç yıl geçmiş aradan o diş kırılmıştı. Sabah erkenden kalkardı dişe gidecek de evet. Sevincinden.
Hiç korkmazdı. Ay derin su. Ne sevindiydin var ya. Doktor bile çok şaşırmıştı derin suya. Böyle o kadar küçük. Bir de özele götürmüştük biz o zaman. Böyle yat dedi. Yattı. Bakıyor. Şimdi sana iğne yapacağım. Tamam mı? Bakıyor böyle derin su. Ama şey yok. Korkuyor musun? Hayır. Kafasını sallıyor böyle. Hiç o iğneyi falan vurdular. Kanal tedavisi yaptılar. Maşallah gıkını çıkarmadı. Derin su sert canlı. Doğduğu zaman da topuklar kanatlarda. Evet. Şöyle yüzünü birazcık astı. Bir blink dedi tamam. Sert canlı. Öylesin ama. Ben de öyleyimdir. Ben de sert canlıyımdır. Maşallah. 5 dakika önce buradan geçti kızım. Demek istedim yani yapan doktor da kanal tedavisini çok güzel yapmış herhalde. O diş daha yeni kırıldı. Kaç yıl geçti? Yani çok küçük. Bir şey düzeldiyse kızım sana değişik bir şeyler ısmarlayayım. Evet, karnaş mı anneciğim? Biraz. Aysa hep çalışıyorsun zaman... diye kendini harcama. Sana bir şey yapalım. Annene de yazsın. Ejin de arayalım istersen. Alalım hep beraber. Bugün hadi dışarıda yiyelim yemeğimizi. Ne yiyelim kızım? Bilmem canım, çok da bir şey çekmiyor ya. Doydum artık dışarıdaki yemekleri. Doydum değil mi? Sen... Dışarıdan. Yemek hep dışarıdan sürekli. Benim aynen, kızım ondan sonra dışarıdan da yemek istemiyor. Aynen. Evet. Bize 20 lira sağda. Yok, ne yiyelim? Canım hiç yiyelim. Artık ben zaten tavuk döneri yemek olarak saymıyorum. Ben bir de. İşkence gibi olmaya başladı. Tavuk şey mi, döner mi? Döner. Ha, evet. Hani 20 lira olsa bile düşünürüm yemeğe. Tamam, hamburger pizza bile yiyesim gelmiyor. Artık. Ben hamburger pizza yiyesim geliyor. Fazla yemiyorum da döner, köfte. Yani artık ilgi çekmiyor. Döner hele. Hiç. Ay bıkmış. Benim gibi aynı o da. Hamburgerden de bıkmış, dönerden de bıkmış. O zaman arayalım Ecrin'i. O da hazırlansın. Yemeyse. O arada da karar verelim nereye gideceğimizi. Gitmişe de güzel bir yere gidelim. Ayrıca gideceksin. Evet tamam, güzel bir yere gidelim. Motor kullanacak kızım bir. Gördün mü sen hiç kullanırken? Kullanırken görmedim ben. Bir kullansana bir bakalım bir. Fazla kullanmaz oldu kış geneli. Yazın maşallah. Bir tanesi arkadaş yazmış ya, motorcu kızın ellerinde diye. O da çok kullandı. Evet. Şimdi Ecim'le aldık. Hazırlandım. Ben üstüme bir mont aldım. Şu ışığı kapatayım da geliyorum. Tamam. Pardon. Kapat bakalım. Işıkları tasarruf etmek gerekir. Çok para aldım. Aynen. Sen ayakkabına gel. Gel ben de derin suya bakayım. Hava akşam üstüne doğru olduğu için güneş gidiyor tabii ki. Birazdan soğudu. Ben de montumu giydim bu arada. Ay gökyüzüne bakıyor burası. Şimdi indirdim elim yanlışlıkla. Düğmenin bir tanesine çarptı da kameranın kafası yukarıya doğru çıktı bir an. Derin su motorun oraya doğru gidiyor. Bak ya, motorcu kız. Bak ya, fotoğraf çekme. Babamı ezecek, geçecek şimdi. Bak ya nasıl kullanır sitenin içerisinde. Motorla gelmeyecek. Motoru kaç gündür kullanmadığı için. Motor çalışıyor diyor. Evet, kaç gündür kullanmadığı için ara sıra bir sitenin içerisinde böyle çalıştırıp bir döneliyor. Geliyor. Geziyor. Geliyor mu? Bak ya. Geçti, gördünüz mü? Motorlu kızımız. Evet. Ehliyet al diyor, aksilik yapıyor. Ehliyet. iPhone aldı. Alacak. Ablasının telefonu. Abla telefonu. Fotoğraf çekince kaç. Dur bana. Düşüreceksin. Yanına yaklaşma. Gel gidelim yanlarına. Ne yapıyorlar? Ne
motorunun fotoğraflarını çeker. Genç zamanlarda bu abiye bir otot olup sana C'ye geçti, sonra A'ya geçtik ya. Yanlışlıkla bir akşam başka yere giderim düşüncesi oluyordu, hiç olmadı. Motorcu. Çarpmasın bizi. Aynen. Dur. Şöyle dönelim bari. Vay, biz. Arkasında geziyoruz. Şirket motor mu? Yavaş yavaş. Yavaş. Bak ya. Ejim derisi de büyük gözüküyor ha. Ejim maşallah canım. Ejim yapılı. Birazcık boyu yaşıtlarına göre kısa. Onu da yani doktorlara falan hep sürekli olarak götürdük. Ebe de bana dedi ki, sen dedi ne kadarsın ki dedi, çocuktan ne bekliyorsun dedi bana. Tabii öyle olunca, ebeler ve doktorlar bana öyle söyleyince ben artık diyecek bir şey bulamadım. Ben kendim de minyonum. Yani bizim tarafa çekmiş Ejim boy olarak, derin şöyle değil ama Ejim boy olarak bizim tarafa çekmiş. Şöyle hemen sizlere tekrardan göstereyim kızları. Bizim evin önüne bakıyor, biz ama yağmur yağıyor. Üşüdüm, acıktım. Üşüdüm, hadi yeme ya. Evet. Şimdi nerede yiyeceğimize karar verdiniz mi? Allah'ım bana fark etmez. Motoruna da kıyamadı. Bak ne güzel yerleştirir, gördün mü? Allah. Herkes ayrı bir şey yemek istedi. Kimisi hamburger, kimisi pizza, kimisi köfte derken evet. Biz de ortak bir karar alalım kızım dedik. Yani hepimiz bir yiyeceğiz sonuçta. Ayrı ayrı yerlere gitmeyelim. AVM'ye de gidesimiz yoktu. Öyle olunca en sonunda pide ve lahmacun yemekte karar verdik. Şurada var, pideci de başka ürünler de var ama. Başka ürün? Mesela elçi, Adana, pamuk. Ha. Yani sadece pideli sınırlı değil. Ama burası pideci değil mi? İsmi acı olur. Biz burada sürekli yiyorduk da sadece pide yemeye geliyorduk. Aynen. Ama öteki şeyler de var. Pide yemeye geldiğimiz için ben diğer ürünlerini hiç yemedim. Gerçi sormadım bile çünkü pide yemeye geldiğimiz için sadece pide siparişi veriyorduk. Diğer ürünlere bakmıyorduk bile, menülere. Derin su motorları görünce tabii hemen dikkatini çekiyor değil mi? Motor görünce hemen dikkatini çekiyor. Şey kızım, bunlar bunlar kuruyorlar sana. Şöyle kurye gibi düşün. Motoru, kuruye çıkıyorlar sürekli. İlaç da bunlar kendi motoru. Evet. Motorda. Çünkü kendi motoru bak, Instagram'da falan yazmıştır. Yazmıştır. Lokman. Lokman Eczan Deposu. Eczan Deposu değil mi burası? Aynen. Kurye, çok kurye çalışıyor Eczan Deposu'nda. Anlık eczalara, eczane ilaç da motorları hemen nasıl dikkatimi çeker. Motorlar değil mi? Ejin Hanım. Bir tık bir işime geldi böyle. Üşüdün değil mi? Ben sana dedim ama bak, üstüne evet, kalın bir şey giy diye. Gerçi şu üstündeki de kalın ama. Evet, kalın. Evet. Biz de pide yemeye geldiğimiz zaman buraya geliriz. Buranın pidesi çok çok lezzetli. Bizim eve de çok uzak değil. Baba kız. Ayrılmaz ikililer. Baksana menüye. Adana, Urfa, tavuk kanat, tavuk şiş. Menü bayağı genişlemiş. Evet, hemen bir masa seçelim. Diğer taraf biraz daha kalabalık. Evet. Kim ne yiyecek? Menü alalım mı? Bak orada da var Ejin. Evet. Antep lahmacun var. Başta Ejin, Gerisu. Hoş bulduk. Tam menü de geldi zaten. Hayır, ben köfte... Köfte de var. Var var. Köfte var da. Köfte, tavuk var. Bu kadar geniş olduğu... Ama burası
İlk açıldığında bu kadar bir geniş menüsü yok ki be. Aynen ya. Yönde hacor pide var. Tam orada var, onu biliyorum. Onlarla ben. Bunlar bir. Evet, ayrıldı. Ayrıldılar. O ikinci şube açtılar. Aynen. Neyse bakalım. Evet. Adana dürüm, Urfa dürüm. Köfte dürüm. Ejin uyku mu geldi anne? Bak çok iyi ızgara köfte. Evet, ızgara köfte de varmış, doğru. Bakalım. Size seni sevdiğin. Bakar mısınız? Bunlar ne yiyorsa ya, ikram evet. ediyorlar. Buranın ikramlıkları. Vermiş olduğumuz sipariş gelmeden önce. Atıştırmalık. Bunu Ejin'den tarafa koyalım. Şey, yok o sen bundan. Soğanı bizden tarafa. Yeri yer. Evet kızlar. Kim ne yiyecekse onun ön tarafına onu gönderebiliriz. Şöyle. Şimdi oldu. Oldu mu? Ama çiğ köftenin tadına bakmak evet. istiyorum. Ben de bakacağım. Cevizli mi oluyordu buranın çiğ köftesi? Kendileri yoğuruyorlar. Evet kendileri yoğuruyorlar. Sanırım cevizli oluyordu ya. Sana yapayım mı ben? Evet, bir elimde kamera varken yapamadım. Bir tane yaparsan iyi olur. Yaşı doyurma diye. Nasıl istiyorsun? Kendi buyurma bir şey yapacağım. Bak, bak kızım tadına. Ablam çok sevmez çıkıyor. Burada hafif var. Acık. Biraz da bayağı acık oraya. Bayan var. Ben hiç acı yemiyorum ki. Ama çiğ köftenin kendi genelinde hani hafif bir acısı oluyor zaten. Bu da ablamdan sıkıyor. Allah'ım bu çocukların ikisini de ben büyüttüm. İkisinin de yemeklerini ben yaptım. Bir tanesi acıyı yer, hapur hapur. Diğeri hiç yemez. Yani ben de yiyemiyorum zaten ama Derusu bunu da yiyemiyor artık. Artık değil, gerçek yiyemiyor. Aslında kendini alıştırsan biraz iyi olur. Anne ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Lokoda kermes vardı ya. Evet. Benim burada bu bileklik harcilerin bileklik vardı. Bileklik satıyorlardı. 5 liraydı. Aldım ben de bunu. Sonra bunu taktım. Benim buramda 3 tane bileklik oldu. Sonra eve geldim. Üstümleştirdim. Baktım bir tane bilekliğim yok. Ne? Böyle hepsi bu şekilde düğüm bir şekilde bağlı. Bir tanesi yok. Yok, kaybolmuş. Anne kolumda çıkmış gitmiş. Çözülmüştür kolum. Anne ama bak hepsi bu şekilde bağlı oluyor. Kör düğüm gibi bir şey atmış. 2-3 tane düğüm. Annem incelmiştir, kopmuştur. Onu da yeni takmıştım. Mesela en dik taktığım bileklik şu. Bunlar dilek bilekliği. Hmm. Bunları takarken ne diledin? O söylenmez. Bunu ama ben söyler misin? Maalesef. Bu şey, nedir onun adı? Bahar ayında çıkıyor. Mart 21'i ilk bahar oluyor. Ekinoksal falan filan bir şeyler var. Baharda çıkaracağım. Bunu da yeni daha bugün taktım. Hmm. Yani bilmiyorum. Nasıl kayboldu o bileklik bilmem. Bana ver bu. Çok acı değil kızım. Çok acı değil. Mesela sevmiyorum. Hoş geldin. İçeri bir yapraklı maydanoz koyayım. Ejin kıymalı pide söyledi. Derusu lahmacun söyledi. Güzel de lahmacun yiyor. Ben de böyle dürüm, köfte dürüm söyledim. Ben yemeye başlamıştım bu arada. Benim siparişim onlardan önce geldi. Soğumasını da istemedim. Köfte soğuyunca hiç güzel olmuyor çünkü. Başladım, hemen geldim. Hadi herkese afiyet olsun. Allah'a şükür bugün de karnımızı doyurduk. Ne oldu? Ne var orada? Şey bir tane araç orada mı kalmış? Trafikteyiz. Ha, onu mu diyecektin? Arkadaşlara da şöyle göstereyim. Antalya'nın trafiği... Herkes sağ tarafa yanaşıyor. Başladı. Yeşilde geçemedik. Geçemedik. Neyse, boşver bunlar çözülür. Bekleyeceğiz herhalde. Bu şu sol tarafa doğru döneceğiz biz. Oraya döndüğümüz zaman da bu tarafa doğru gelirken kavşağa doğru orada da trafik vardı. Yani bayağı bir saat kaç şu anda? Bu saatlerde trafik oluyor hep ya. Değil mi? Evet. Hep beraber güzel. Evet, ailecek hepimizi bir arada görebildiniz. Biz de ailecek hep beraber güzel bir vakit geçirdik. Yani hep zaten beraberiz de böyle dışarıya çok çıkamıyorduk. Yani sizlerle beraber olamıyorduk. Yani derin su çalışıyor, Ejin'in kursu oluyordu derken biz de bayağıdır bir hep beraber dışarıda da vakit geçiremiyorduk. Hep birlikte güzel oldu. Evet, çok güzel oldu. Kızlar, memnun kaldınız mı?
Kızlar memnun kaldı herhalde. Baksana şey, mayışınlar baksana kızlarım. Lahmacunu yedin. Lahmacun. Lahmacun. Bu arada buranın pidesi ve lahmacunu çok güzel, yani çok lezzetli. Köftesinden yedim ben. Hatta ilk defa yedim köftesinden. Köftesi de çok lezzetliydi. Denemek isteyen arkadaşlar olursa Antalya'dakiler gelebilirsiniz. Hacıoğlu pide. İki tane şubesi var. İki şubesi var. İkisi de bizim eve yakın. Biri hatta çok yakın. Annemlerin evinde. Aynen, bir annemin evinde orada. Bir tanesi de burada. Bunlar da ortak değil mi? Akrabalar hepsi. Akrabalar. İşte zamanla ayrıldılar. Artık herkes ayrı ayrı kendilerine mekan açtı. Birlikte olsaydı iyi miydi? İyiydi ama ortaklık devam etmiyor demek ki. Bir anlaşmalı ayrıldılar ya da. Önümüz trafik. Burada biz de... Evet, istediğin kadar gaza bas. Ön taraf yine araba dolu. Bir arada boşluk vardı. Müsaademizi isteyelim mi? Trafikte beklerken. İsteyelim. Bugün de güzel bir günün sonuna geldik. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.